gidiyor. 6. 7. yüzyılda Arap akınlarına karşı yapılıyor. Sonra burada Selçuklu döneminde çok çabuk Aydınoğulları geliyor. Aydınoğulları İsa Bey camisini yaptırıyor. Şurada gördüğümüz, bugün ziyaret edeceğiz. Kaleyi, başkenti Aydınoğulları'nın 13. yüzyılda bir giden buraya taşıyor. O zamanki ismi buranın Ayasoluk. Başkenti oluyor, kaleyi kullanıyor. Kendi yaşadığı sarayı, askerlerin yeri kale. Erken Osmanlı'da kale kullanılıyor, terk ediliyor, yıkılıyor. Böyle sağlam değil. Tadilatı sonradan yapıldığı için sapa sağlam. Hatta dikkat ederseniz beyaz görünen yerler, kalanlar, mermer, Efes, terk edilen tapınak, Efes şehrinin mermerleri kullanılarak altta beyaz yerler orijinal, üstü sonradan yapılıyor. Peki şu alttaki ne? Geliyorum sıradan. Kale bayrağın arası. Bugün hiç rüzgar yok, bakarsınız bayrağın. Hemen sağda bir tane taras var, sütunlar var yıkık. Yine Efes Antik Kenti ziyaret edeceğimiz, terk edildikten sonra Bizans dönemi limanı kullanılamıyor. Zenginler terk ediyor, şehirde terk ediliyor. Kalanlar buraya yerleşiyor. Kale ve buraya yerleşiyorlar. O zaman için Saint John çok önemli bir aziz. Onun kilisesi, Meryem Ana ile bağlantısı var, yukarıda anlatacağım. Kilisesini kuruyorlar. 6. yüzyılda, önce 4. yüzyılda ilk kilise, 6. yüzyılda Bizans döneminde dev boyutlu, 200 metrenin uzunluğunda, 60 metre genişliğinde dev bir kilise yapılıyor. İstanbul'da Ayasofya'yı gören varsa aynı imparator tarafından yaptırılıyor. Ayasofya ile yaşıt 6. yüzyıl. Bu kiliseden sadece biraz yıkıntı kaldı, Saint John Kilisesi. Düz bir zemin için bu terası kurmuşlar. Biraz daha altta tam önümüzde geniş tek minaresi kalan geniş bina, mermer, gene Artemis Tapınağı'nın mermerleri kullanılmış. 1375 İnsan 14. yüzyıl. Hemen şu ileride Efes'in geçen sonra küçük bir havaalanı var. Selçuk Havaalanı. Sadece küçük uçaklar inebiliyor. Özel jetleriyle Efes'i ziyarete gelenler gelebiliyor. Bill Clinton da ilk özel jetiyle gelen. Çok özel misafir. Veya burada eskiden pandemiden önce uçuş okulu vardı. Pandemiden sonrası her zaman soru işareti. Veya yazın çok yoğun turist varken, yabancı turist açısından da Türkiye şu anda, Antalya çok iyi. Ruslar kısmen geliyor, Batı Avrupalı hiç gelmiyor. Polonyalılar burada, Romanlar, Bulgarlar kendi otobüslerinde bazen geliyor. Pek yabancı turist de çok az kıyasla. Yoksa yoğunken yabancı turist paraşütle atlama yukarıdan sunuluyordu. Yani pandemiden sonra da kalmadı. Ama özel uçağı olan birkaç kişi var, küçük, onlar için kullanılıyor. Veya neyse, ilaçlama yok veya için yangın söndürme. Aydınoğulları Beylik zamanında İsa Bey'in cami. O boyutta Anadolu'da, hele Batı'daki ilk büyük cami. İsa Bey'in ziyaret edeceğiz ve şurası. Yer hizası, hatta biraz daha derin alttaki taşlar hizası. Zamanla terk edildikten sonra alüvyonlarla da yükseliyor. 19. yüzyılda şöyle bu yükseltideydi. Yukarıda birkaç taş vardı. Sonradan kazıldı. Şu öndeki orkaliptüs ağaçları. Onun önünde deniz. Denize sıfır. Artemis Tapınağı. Önce bildiğimiz 9. 8. yüzyıl milattan önce artı 2000 katın. 2800 yıl falan önce küçük bir tapınak vardı. Sonra artık Yunanlar gelince Artemis'le birleşiyor. Artemis tapınağı oluyor. Artemis Yunanlılarda Bakire genç kız. Artemis Efes için ana tanrıça konumunda. Doğurganlığı da sembolize ediyor. Bütün doğumlarda yanında bulunuyor. Ve bereket tanrıçası. Sadece Efes için, Yunanistan için değil. Efes'te ayrı bir özellik var. Bereket tanrıçası. Daha eski Anadolu'nun ana tanrıçası gibi. Asıl Yunanlılarda avcılık tanrıçası. Her zaman hayvanlarla. Genç kız, güzel bir genç kız. İkisi Apollo hep beraber veya tek. Ve onun için önce küçük,
Sonra 60 metre eninde, 120 metre boyunda büyük büyük tapınak kuruluyor. Ve Lidya Kralı saat İzmir'de Salihli saat antik kenti 6. yüzyılda Lidya Kralı Krösus çok zengin. Onun parasıyla tapınak bitiriliyor. 356 milattan önce yıkılıyor. Nasıl yıkılıyor? Buradan bir tanesi rahiplerden zengin olmak istiyor herhalde çünkü hazine var içinde. Yakıyor. Mermer aslında kireç taşı gibi. Yakıyor, yıkılıyor. Talan ediliyor. Hazine çalınıyor. Sonra Büyük İskender geliyor. Onun parasıyla 4. yüzyılda bir daha yapılıyor. 155 metre uzunluğunda, 55 metre eninde, 127 tane 18 metre yüksekliğinde sütun, kilit sıra. Milattan önce 400 değil mi? Tabii hepsi milattan öncedeyiz. Hep artı 2000 koyacaksınız. Evet. Ve de bir tane. Bu tapınaklar işte dünyanın 7 harikasından biri. O dönemin mermerden yapma o boyut tek tapınağı burada. Hepsi mermer. Mermer nereden geliyor? Efes Antik Kenti de mermerde. Küçük Menderes Nehri'nin yamacında arkeologlar 40 tane mermer ocağı buldu. Sallarla nehirden, denizden buraya getiriyorlardı. Bugün artık imkansız olan bir şey. Küçük Menderes kalenin arkasından dağların önünden bugün orada denize kavuşuyor. Hatta orası denize döküldüğü yer bugün de bayağı bir bataklık alanı. Ve onun alüvyonlarına burada biz 8 kilometre uzaktayız. Deniz ağaçlarının önündeydi. Dev tapınak burada. Önünde bir de sunağı vardı hayvan kurbanları için. Bu tapınaktan tek kalan. Düşünün 20 sıra çift taraf bu ende. 20 sıra çiftli o tarafta. Dar yerinde eninde boydayız enlerde. 10 sıra ve 10 sıra çiftlerle 127 tane sütun, 18 metre, tek, bu da böyle kalmamıştı, üst üste parçaları koydular dikkat edersiniz. Evet. O işler boyutu değil, tek bir tane, bir de bizim burada, aşağıda enini, yani burada. Yani şu bütün gördüğünüz boş alanda dev bir tapınak vardı. Dünyanın 7 harikasından biri. Toparlayabilecek miyiz bakalım? Dünyanın 7 harikası. Bilen var mı? 7 harikası. İki tanesi Anadolu'da. İki tanesi Türkiye'de. Ertemis Tapınağı Efes. Bir de bir şey var. Bodrum. Halikarnassos eski adı. Mausoleum. Oradaki... Yok hayır. Antik çağdan 7 harika. Bodrum'daki Mausoleum'un mezarı. Piramitler. Mısır'da piramitler, bir de İskenderiye Kütüphanesi. Babil'in asma bahçeleri. Çinsetti. Yok, Çinsetti yok. İki tanesi Yunanistan sınırında. Biri Rodos, çok Marmaris'in karşısı Rodos'ta dev bir heykel. Rodos'ta dev bir heykel. Zeus'un heykeli limanın üstünde. Bir de Olympia, Yunanistan'da Atina'ya yakın bir şehir. Oranın Zeus heykeli. Dünyanın 7 harikası. Nereye bakarsanız internette asıl 7 harikası. 2400-2500. Sonradan 7 harikalar konuluyor. Ayasofya'daydı olamazdı. Bakın. Yani 2000 yıl sonra yine bunların kalıntısı kalacak. Ama bugünün Hürriyet Anıtı dediğiniz hiçbir şey kalmayacak. Bakıyoruz zaten. Hiçbir şey kalmayacak. Yalnız burada tabii çok az olsa. Burası yazılı kaynaklardan biliniyordu. Ta ki yani 19. yüzyılda herkes biliyor. Artemis'te tapınağı, dünyanın 7 harikasından bir tanesi. O zaman büyük bir haç yeri. Her taraftan geliyorlar. Paganizm, tek tanrılı dinlerden önce paganizm, mitoloji zamanı. En büyük haç merkezi Artemis tapınağı. Her yerden geliyorlar. Zenginlik de getiriyorlar. Alışveriş. Sonra Hristiyanlıkla Sencan Kilisesi, dev bir kilise, haç merkezi, her yerden geliyorlar, gelir. Beylik zamanı İsa Bey Camii, her yerden geliyorlar çünkü böyle büyüklükte cami yok. Ta başkent, Selçuklar'da önce başkentli Alaaddin Camii Konya'da gören var mı? Alaaddin Camii'den bile büyük, Selçukluların en önemli cami Konya'daki. O dönemde öyle büyük cami yok, 1375'te. Yani bir nevi gene haç diyemeyiz ama çok ziyaret edilen yer. Hepsi gelir şehre. Ve şu anda tek karede üç Museviliği haricinde üç büyük din, paganizmin en büyük eseri. Tapınak. İslamiyet'in o dönemin
en büyük cami. Ve Hristiyanlığına ödenen bu bölgedeki en büyük kilisesi. Hepsini bir karede topluyorsunuz. Medeniyetlerin buluşması denebilir buna. Toprakları seçmiş. Evet, Anadolu'muz zaten yani Anadolu. Şöyle gezebilir miyiz? Tamam, şimdi sorunuz varsa sonra cevaplarım. Arabamız aynı yerde, saat 10.